Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında kadı cisimler konusunda küre testinde test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 268 ve 269 yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yüzey alanı 100 pi santimetre kare olan ağaçtan yapılmış küre. Hemen yüzey alanı 100 pi ya. 4 tane pi r kare eşittir 100 pi ise eğer... R kare 25'ten R'yi kaç buluruz? 5 buluruz. Şimdi ne yapıyormuş? Merkezinden 3 santimetre uzakta bir yerde kesiliyormuş. Şöyle bir küreyi çizelim bakalım. Ve merkezinden 3 santimetre uzakta keselim. Merkezinden 3 santimetre uzakta kestiğimiz zaman şöyle bir kesit, yine daire kesit oluşuyor. Burası 3 santimetre ve şu da bizim çapımız olsun. E merkez kiriş çektik, hani keş parça biliyor Burası 90 derece olur. Küredeki en etkili silahımız yine neydi? Yarı çaptı. Çember muamelesi yapıyorduk. 3-5-3-4-5 üçgeninden burada kesitin yarı çapını 4 buluruz. Oluşan kesitin alanı pi r karedir. Yani 16 pi yapar cevap. Evet birinci soru denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. Zeminin üzerine birbirine teğet olan 196 pi birim kare alanlı bir küre. Evet bir küre. Demek ki 4 pi r kare eşittir. 196 pi ise o zaman r kare eşittir 49 yapar. R de buradan kaç yapar? 7 yapar. Evet bunun yarıçapı 7 yaptı. Öbürüne bakalım. Şimdi öbürü de ne diyor? Ve 972 pi birim kare alanlı bir yarım küre konulmuştur. E, yarım kürenin yüzey alanı neydi? Hocam şu üst yüzeyinin yani yüzey alanı normalde 4 pi r kare bölü 2. Yani 2 pi r kare. E, tabanda da bir daire var kardeşim. Dairenin alanında pi r kare toplamda 3 pi r kare. 3 pi r kareden bahsedeceğiz. 3 pi r kare kaç verilmiş? 972 olarak verilmiş. O zaman pi olarak verilmiş daha doğrusu. Piler sadeleşsin buradan. O zaman R kare neye eşit oluyor? 972'yi ben 3'e bölsem 3 kere 3 9 7 2 kere 3 6 sanırım 324 çıkıyor. Evet R kare buradan 324 ise o zaman bu ne olacaktır? 2'ye bölsen 162. Aa, 81 çarpı 4 yani 9 çarpı 2 18. R'yi buradan 18 bulduk. Evet çemberler birbirine çember muamelesi yapın demiştik ya. D'iyorsa ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir diyorduk. Tam merkezleri birleştirdik. Buradan değme noktasından geçmek zorunda merkez varsa teğet varsa çektik bu zemine dik oldu burada. E o zaman ben burada şunu şöyle oluştursam. bir dik üçgen karşıma çıktı mı çıktı? Bunun yarıçapı 7. Burası da 7, diğerinin yarıçapı 18. E hocam burada ne güzel bir şey çıktı? 7 25 ne üçgeni? 7 24 25 üçgeninden burası 24 çıkar. Buna göre kürenin merkezine değen noktasının şu kürenin merkezin kürenin zemine değen noktasının yani şuradaki noktanın yarım küreye en kısa uzaklığı e o zaman bir noktanın bir en kısa uzaklığı neydi? Merkezden geçen doğru da şuradaki uzaklık olmuyor muydu? Evet. Yarıçap zaten 18. E o zaman burası da x ise. 18 artı x eşittir 24 ise x'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Güzel bir soru. Cevap balı kesir çıktı. ikinci soruda. Geldik 3'e. Şekilde küp biçimindeki akvaryumun içinde 3 cm yarıçaplı demir bilye bulunmaktadır. Evet 3 cm yarıçaplı çaplı bir bilye var burada. Akvaryum tamamen su ile doldurulup bilye içinden alınca su seviyesi pi santimetre azalmış. Bak şimdi genelde biz Böyle bir cismin içine, suyun içine bir bilye attığımız zaman ne oluyordu? Hacmi kadar su yükseltiyorlar. Bu sefer tam tersi. Bilye almışız. O zaman burada azalan suyun şeyi soruluyor. İşte azalan su burada. Bu çıkınca kaç santimetre oluyormuş? Pi santimetre su seviyesinde azalma oluyormuş. Yani şuradaki yükseklik pi verilmiş bize. E burası x. Kübün bir kenarı da x, x olsun. E o zaman burası x, burası da x. O zaman burada azalan suyla kürenin hacmi birbirine eşit değil midir? Kesinlikle o zaman ne diyeceğiz? 4 bölü 3 pi r küp neye eşittir? x çarpı x çarpı pi eşittir. Yani şunun hacmi eşittir? O zaman pi'ler buradan gitti. O zaman buradan 3 ile bu gitti. 3'ün karesi kaldı. 9, 36. 36 eşittir x kareden. X'i de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Üçüncü soru denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Hacmi 4000 pi bölü 3 santimetre küp olan içi boş bir küre. Merkezinden 8 santimetre uzakta düzlem ile kesiliyor. Hacmi. E, ee, bu neye eşittir arkadaşım? 4 bölü 3 pi r küp eşittir. 4000 pi bölü 3'e eşitmiş. Bölü 3'ler gitti. Pi'ler gitti. Şu şu gitti. O zaman burada 1000 mi kaldı? R küp 1000 ise R'yi buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Evet şöyle bir küre var elimde. Küre. Şöyle bir kesitinde çizeyim. Ve ne diyor bize? Kürenin içine kesit dairesinin taban kabul eden maksimum hacimli silindir yerleştiriliyor. Şimdi ne yapacağız? Ha bir düzlemle kesiliyormuş. Tamam. Ee, merkezinden 8 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Şöyle 8 cm uzaklıkta bir düzlemle keselim. E hocam bu tam çapın olduğu yere denk gelecek. En etkili silahımız yarı çaptı. E yarı çap zaten 10'du. E burası da 8 ise 8 cm uzakta kesiliyorsa o zaman burada kesitte ne bulmuş oluyoruz biz? Şuradaki kesitte o zaman 6 çıkmış oluyor. Evet burası 6 çıktı. 6 8 13 kendinden dolayı. Şimdi bunu böyle bununla ilgili bir silindir yapacağım. E silindirin hacmi Silindiri e, kürenin içindeki kesit dairesi taban kabul eden maksimum hacimli silindir. Ben silindiri şöyle de yapabilirim aslında ama şöyle de yapabilirim aslında ama maksimum olması için ne olması lazım? Ta en alta değmesi lazım. E silindir. Hocam şu daireler birbirinin tıpkısının aynısıysa o zaman uzakları da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şurası da 8 yapmak zorunda. Sebep zaten burası 6 ya. Yine en güzellik çizim yarıçapı uygularsan zaten 6 8 10 üçgenler 8 olduğunu bulursun. Ee, burada yüksekliği kaç bulmuş olduk o zaman? 16 bulmuş olduk. Silindirin yarı çapı da 6. Silindirin hacmi pi yarı çapı da 6. Pi r kare çarpı yükseklik. Olay bitti. Yani bu pi çarpı 36 çarpı 16 yapar. Sonu 6 ne olacak. Sanırım 576. Sen 36 ile 16'yı çarp bakayım. 576 olarak bulursun zaten. Cevap böylelikle 576 pi çıktı. Dördüncü soruda geldik 5'e. Ya bildiğimiz uzunluk çemberdeki özellikleri kullanacağız burada. AB uzunluğu 12 ise burası 6 6 yapar. TC uzunluğu 4 ise şu T T, -t birbirine eşit burası da 4. Bak t, t T birbirine eşit burası da 6 yapar mı yapar. E merkez varsa T, -t varsa Ç dik. Merkez varsa T, -t varsa Ç dik. E buradan çizilen dik aynı zamanda koninin yüksekliği de değil midir? Bunun orta dikmesi. Evet bunlar doğrusal olmak zorunda. Sonra burası yarışap Hocam burası da yarışap Ve dikkat et burada ne vardı? 6 10. Hocam burası da 6, 8, 10 üçgeninden 8 yapmak zorunda. Buraya da 8 eksi R'ye kaldı. Pisagor bağıntısı. 8 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4'ün karesinden dolayı. Buradan devam ettiğimiz zaman işlem işlem işlemle R'yi buluruz. R buradan kaç olur? 4 varsa 3, 4, 5 üçgendir büyük ihtimalle. R yerine 3 yazarsam 3, 4, 5 sağlaması tutuyor. Kürenin alanı isteniyor. R'yi 3 bulduk ya. Kürenin alanı da 4 pi R karedir. Yani bu da 36 pi yapar bu dostum yapar. Evet cevabımız böylelikle Akçay yaptı 5. soruda. 6'ya geldik. Yukarıda dik koordinat sisteminde verilen 2 birim yarı çaplı çeyrek daire x ekseni etrafında 360 derece döndürüldüğünde. Evet. Oluşan cisimde sarı boyalı cismin hacmi. Arkadaşım 360 derece döndürelim. Hop şu şöyle. Neresi etrafında? x eksen etrafında. Bak x eksen etrafında. O zaman şuna göre. Hop şöyle bir şey yapacak. Üçgen şöyle bir şey yapacak dairenin simetrisi burada. Bu nokta da buraya gelecek. Eksi 2'ye gelecek. Üçgen de böyle. Üçgen böyle yapıyor. Sarı olan kısımda neresi arkadaşım? Sarı olan kısımda tam olarak şurası. Sarı boyalı cismin hacmi. Döndürüldüğü zaman ne geliyor arkadaşım karşımıza? Şöyle bir şey geldi. Aa, yarım küreden ne çıkartılmış oldu? Sarıyı bulacak olursam koni çıkartılmış oldu. Yarım kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi r küpten yarısı. Neyi çıkartacağım? Koninin hacmi pi r kare çarpı yükseklik. Yükseklik zaten 2 değil mi? Evet. Bölü 3'ü çıkartacağım arkadaşım. Haydi bakalım buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunlar şunlar sadeleşti. 2, 2 kere 2, 4, 8, 16. 16 pi bölü 3 yaptı burası. 16 pi bölü 3 eksi. Burası da kaç yaptı? 4, 8 pi bölü 3. 8 pi bölü 3 yaptı. O zaman 16'dan 8 çıkınca da cevap 8 pi bölü 3 çıkar. Yani cevap Denizli yaptı 6. soruda. 7'ye geldik. Prizmaların hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımıyla bulunur. Kürenin hacmini de vermiş bize. Biliyor zaten biz bunu. Ali taban ayrı uzunlukları x, y, z santimetre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki yarısına kadar su dolu akvaryumdan bahsediyor. Şimdi su dolu akvaryumu şöyle bir çizelim. Soruyu anlayabilmek için çiziyoruz arkadaşlar. Su dolu bir akvaryumumuz var şöyle. Ve yarısına kadar su dolu. X, Y, Z olsun taban ayrıtları şöyle. X, Y, Z. Hocam yarısına kadar su ile dolu ya. Şu yarısını şöyle göstereyim. Ya hocam z bölü 2 olduğunu nereden biliyoruz? Belki yüksekliği aynı sonuç çıkar. Hiç fark etmez arkadaşım. Tamam. Evet yarısına kadar suyla dolu. Yani burası z bölü 2. Burası da z bölü 2 mi olacak? Evet. Şimdi sonra bunun içine bir küre atılıyormuş. Şöyle bir küre atılıyor. yarıçap B olan bu kürede ne yapıyormuş? İçine küre demir bilye atıldığında farkın tamamı suyla doluyor. E, diğer yarısını da dolduruyor. O zaman hacmi kadar su yükseltiyordu. O zaman 4 bölü 3 pi B küp yani pi R küp yarıçap B ya ne eşit olacak? Şunun hacmi ne eşit olacak? Doldurduğu yükselttiği kısmın hacmi ne eşit olacak? O da x çarpı y çarpı z bölü 2'ye eşit olacak. Peki eyvallah. Bir de burada başka ne verilmiş? Daha sonra bilye çıkartıp peki bilye koyduğumuzda tamamı suyla doldu ya. Çıkarttığın zaman e, yarısına kadar suyla doluydu. O zaman yarısının hacmi de ne verilmiş bana? Daha sonra bak taban ayrıtları 10 cm ve yükseklik 40 santimetre kare prizma eşit. Evet kare prizma taban ayrıtları 10 santimetre yüksekliği de 40 santimetre olan suyla dolduruyormuşuz. Bak birliği çıkarttığım zaman yine içindeki su eski su kalacak. İçinde su taşmadı çünkü. Bunun yarısının hacmi 10 çarpı 10 çarpı 40 mi verilmiş? Evet 10 çarpı 10 çarpı 40 verilmiş. Niye? O da x çarpı z, y çarpı z bölü 2 suyun hacmi. Bunun hacmine eşit verilmiş ya. E, zaten burada x çarpı y çarpı z bölü 2 buna eşit. 10 çarpı 10 çarpı 40 eşit. O zaman buradan ne geldi? Her ikisi de bu suyun hacmine eşit olduğu için o zaman şunlar birbirine eşit olacak. Yani 4 bölü 3 pi b küp eşittir 10 çarpı 10 çarpı 40 olacağından dolayı. Hocam buradaki 4'ler sadeleşince burada 10 kaldı. 3 ile çarpınca o zaman ne yaptı? Şey e, 3 ile de çarpınca güzel bir şey geliyor. b küp buradan neye eşit oluyor? 1000 bölü 3 pi mi geliyor? Evet şu 3000 geliyor pardon. 3 çarpı 1000 bölü pi şeklinde dönüştü mü dönüştü. E buradan da B ne çıkıyor arkadaşım? Küp kök 3 çarpı 10 bölü küp kök pi çıkıyor. Küp kök pi şeklinde çıkıyor. İşte 7. soru o zaman bu çıktı. Yani 10 çarpı küp kök 3 bölü pi mi yapıyor? Evet. Yani cevap Denizli yaptı 7. soruda. 8'e geldik. Yukarıda koni biçimindeki dondurma külahına yarı çapı 3 santimetre olan bir küre biçiminde bir top dondurma konuluyor. Evet Şuraya bir top dondurma koydum. Sonra bu yarı çapı 3 santimetre olan diyor. E sonra bu eriyince diyor ne oluyormuş? Dondurma külahı içinde tamamen eriyince 3 santimetre yüksekte kalıyormuş. Şurası 3 santimetre yüksekte kalıyormuş. Yani 4 bölü 3 bu eriyince burası olacak ya. 4 bölü 3 pi r küp neye eşit olacak? Bu koninin hacmi neye eşit olacak? Bu yüksekliği de 3 vermiş ya. O zaman bu da pi r kare çarpı h bölü 3 değil midir? Evet. Buradan piler de gitti. Şunlar şunlar gitti. Ee, burada kaç kaldı? 9 kaldı. 4 kere 9 36. R'yi buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Evet R 6 oldu. Külahın taban çapı abi kaçtır diye soruluyor bize. Evet R 6 ise 3 6 ise burası 3 kök 5 yapmadı mı? Vay. Burası R'yi 6 bulduk değil mi? 3 6 3 kök 5 yapması lazım burası. E zaten burada bize ne verilmişti arkadaşım? Şurayı 6 kök 5 vermişti. E hocam Burası 6 kök 5 ise tamamı 6 kök 5. Burası da 3 kök 5 oldu. Bak 3 kök 5'e 3 kök 5. Bunlar birbirine eşit. Yani burada ne var? Bir benzerlik var. Benzerlikte 1 1 yani orta taban var. 6 ise burası da kaç yapar? 12 yapar. Taban çapı yani AB soruluyor bize. Yarı çapı 12 ise burası da 12. Toplamda kaç yapıyor o zaman? 24 yapıyor. Evet 8. soru akçay oldu. Geldik 9'a. Şekilde o merkezli kürede AC uzunluğu 6. AB uzunluğu 12 verilmiş. AB uzunluğu 12 yani AB uzunluğu dediği çap 6 6 yapar. Burası AB uzunluğu da AC uzunluğu da 6 olarak verilmiş bize. Peki C noktasından şey A noktasında bulunan karınca küre yüzeyinden C noktasına gidecektir. Karıncanın aldığı yol nedir diye soruluyor. Karınca yüzeyden geçecek. Böyle gitse içini delip geçse direkt 6 cm olacak zaten. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarıçap. Hocam bu da 6. A ne güzel bir şey geldi burada. Şurada 6'yı yazınca 6 6 6 eşkenar üçgen çıktı. Yani bizden şurada bir yay uzunluğu isteniyor. 60'lık yay uzunluğu. Yarı çapta 6 ya. 2 pi r. 60 bölü 360 bana sonucu verir. O zaman şunlar sadeleşsin. Bunlar bunlar 360 yapıyor. Sadeleşti. Cevap da ne yaptı o zaman? 2 pi yaptı. Cevap C yaptı. Küre yüzeyinde de böyle karıncanın gittiği yol sorulursa yay uzunluğu soruluyor demektir. Çünkü şu merkezde bir çember yayı değil midir burası? Evet. Oradaki yay da merkez açıdan bulunur. 2 pi alfa bölü 360'tan çıkar. Cevap C an çıktı. Güzel bir soruydu. Böylelikle 3. testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki test yani 4. testte görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.